Herkese merhabalar. Bu hafta Drupal içerik yönetim sistemi içerisinde görünüm oluşturma ve görünümün temel özelliklerini yapılandırmayı göstereceğim sizlere. Geçtiğimiz haftada işlemiş olduğumuz derste ana sayfa görünümünün yani var olan bir görünümü daha doğrusu sistem tarafından otomatik olarak Drupal yüklendiğinde ki görünümler yani views yapısı modülü Drupal 8 ile birlikte gelen bir modül. Drupal 7 kullanıcıları belki hatırlayacaktır. Daha önceden bu modül ekstra modül kütüphanesinden indirip yüklenerek kullanılabilen bir modüldü. Drupal 8 ile beraber bunu çekirdeğe dahil ettikleri için siz Drupal'ı yüklediğiniz zaman varsayılan olarak bazı varsayılan çekirdeğe bağlı sayfalarında ve hatta admin paneline ait olan bazı sayfalarında görünümleri çekirdek içerisinde oluşturulmuş biçimde geliyor. Fakat bu default'ta gelen görünümleri düzenlemeyi geçtiğimiz hafta göstermiş olsam da şimdi tamamen kendimize özel görünümleri oluşturup yapılandırıp gerek blok yapısıyla gerek sayfa yapısıyla bunları site içerisinde nasıl yayınlayabileceğimizi göreceğiz. Ve ilerleyen derslerimizde de bu görünümlerle çok daha fazla dinamik içerikli sayfalar veyahut da bloklar oluşturacağız. Ve sitemizin içerisindeki hani ne aklınıza gelebilirse nodeler, turnler ve diğer admin panelindeki kısımlar ve bu nodelerin type'larına göre kategorilendirilmesi hani siz aslında views altyapısı ile sitenizi tamamen özelleştiriyorsunuz. Yani Drupal'ın çekirdek yapısıyla görüntülenen içerikleri tamamen kendinize özgü nesneler oluşturup o nesneler altında yayınlayabilir ve hatta bunların views'un kendi özelliklerine göre veyahut da views'a siz daha sonradan ekleyeceğiniz ek modüllerle de çok daha detaylı ve ayrıntılı kişiselleştirip yine çok fazla kod bilmeden ama daha önceki derslerimizde görmüştük variable olayı yani Drupal'da tokens olayı dediğimiz olay. Tokensler sayesinde yani yine kod bilmeye gerek kalmadan kopyala yapıştır mantığıyla çok dediğim gibi PHP tarafına da ihtiyaç duymaksızın ve isterseniz de PHP'yi de kullanarak yani bir taraftan ihtiyaç duymuyorsunuz ama bir taraftan da dilerseniz kod tarafıyla da gerek CSS tarafı gerek PHP tarafı gerek JavaScript tarafında sisteme de müdahalelerde bulunabiliyorsunuz da yani böyle bir güzel sistem altyapı diyebiliriz views'a. Views aslında Drupal'ın olmazsa olmaz özelliklerinden biri olarak da ortaya çıkıyor. Günlük kullanımda içerikleri tamamen kendinize özgü nesnelerle ifade etmek tarafında views olmazsa olmazınız. Yoksa işte diğer içerik yönetim sistemlerinde de Drupal'ın varsayılan özelliklerini kullanmak isteyen web yayıncıları için de varsayılan tema görünümüne ve çekirdek bu tüm CMS'ler için geçerli, tüm içerik yönetim sistemleri için geçerli. Çekirdeğin varsayılanda vermiş olduğu görsel görüntü dış bizim render dediğimiz olay neyse o şekilde görüntü elde edebiliyorsunuz. Ama views sayesinde siz tamamen içeriğinizi yeniden oluşturabiliyorsunuz. Yani binanın malzemesi elinize verilmiş, siz odasının da şeklini, katını da vesairesinde her şeyini kendiniz belirliyorsunuz. Şimdi views'u zaten Drupal'da genellikle bilirsiniz blok yapısı vardır. Ya bir blok içerisinde yayınlamanız gerekir ya tamamen kendine özgü bir sayfa ve kendine özgü bir URL'si olması gerekir tabii bu sayfanın. Tabii dinamik URL'li sayfalar da kullanılıyor bu arada ki bunlar genellikle kategorize edilmiş nodelerin yayınlanması için çok güzel bir özellik. Hem term tarafını, terim tarafını kullanıp bunları kategorilendirip hem de termlerin ID'sine göre yani mesela bir URL düşünün işte engelserişim.com/ işte yazı slash abc işte orası değişiyor mesela. Bu dinamik URL'dir. Hani engelserişim.com/ yazı slash'tan sonraki bölüm dinamiktir. İşte oraya işte yazı slash Uğur Gürbüz, yazı slash İşte Engin Yılmaz yazı slash falan filan da gidebilir. Yani neyle ilgili bir yazı yayınlanmışsa işte duyurular gibi gibi böyle dinamik olarak değişen URL yapıları vardır. İşte bu dinamik URL'lerin bile değişmesine rağmen hani siz tek bir sayfa hazırlayıp tüm çıktı değişmesine rağmen
hepsini aynı nesne altyapısıyla sunmanızı da sağlıyor size Views. Şimdi zaten görünümler kısmına daha önceki dersimizde de bahsetmiştim. Yapı yönetim menüsündeki yapı linkinden girip oradan görünümlere ulaşmanız gerekiyor. Ve orada ben size göstermiştim. Çekirdekte varsayılanda gelen görünümler var. Biz şimdi burada varsayılan görünümleri değil, tamamen kendimize özgü bir görünümü oluşturup yayınlayacağız. Şimdi ben admin sayfasındayım ve yapıyı bulup gireceğim. Enter. Yapıyı buldum ve girdim. Şimdi burada görünümleri bulacağım. Yapının içeriğinde neler vardı? İşte bloklar, içerik türleri falan filan. Şimdi geçelim biz görünümü bulalım. H ile geziyorum. Tabii bizim şimdi Drupal'ımızda güncelleme uyarısı çıktığı için bu hata mesajını duyuyoruz ama bunu kafanıza takmayın. Bu tamamen şu anda kurulu olan Drupal'ın uyarı hani bildirimleriyle alakalı bir şey. Bakın zaten ne diyor? Drupal Bakın zaten dediğim gibi Drupal sürümümüzle ilgili bir güncelleme var diyor. Bunları sürümünüz geçiyorum. için bir güvenlik. Eksik, topu, link, yerleşimi. Blok yerleşimi. Sayfalık, link, görünüm modları. Görünüm modları, bu görünümler, bu burası değil, views dediğimiz yer. İçerik, Heh, burası. Görünümler yani views. görünümler. Gösterimler Enter. diye de geçiyor Alt. bazı Drupal versiyonlarında. Sanırsam lokalizasyon ekibi zaman zaman bazı terimlerin karşılıklarını değiştiriyorlar, güncelliyorlar. Gösterimler, görünümler, İngilizcesinde de views dediğimiz sayfaya girdik yapıdan. Şimdi burada varsayılan views'ları gezeceğim tekrardan. Bakın biz daha önceden ana sayfa yapmıştık. Ana sayfada yazan metinleri değiştirmiştik. Şimdi oraya bir, mesela sitemiz yapım aşamasındadır tarzı bir şey yazmak istiyorsak veyahut da işte ilk Drupal sitenizi kurarsanız şey gelir karşınıza. İşte örnek veriyorum. Engelsiz Erişim Derneği'ne hoş geldiniz. Engelsiz Erişim. Orada sayfa engelsiz erişim tarzında veyahut da sadece engelsiz erişim gözüksün bir title istiyorsanız bu ana sayfa title'ını da buradan çok rahatlıkla editleyebiliyordunuz. Bunları göstermişim. Şimdi biz tamamen kendi gidelim tekrar başlık başlık. Link atamet enabled ana sayfa heading level 3. Bakın ana sayfa. Vector heading dosyalar heading güncel içerik. Tabii şimdi burada benim daha önceden oluşturmuş olduğum views'lar var. Bu site yapısı için oluşturduğum. Çünkü önceden kurgulanmış ve yayınlanması hazır olan bir site üzerinde şu Yeniden. anda örnekleri gösteriyorum. Biz ne yapacağız? Ana sayfa dediği yer vardı ya. Enabled. Enabled diyor. Şimdi burada hani etkin olanlar aslında ve devre dışı olanlar diye iki listede kategorileniyor bu views'lar. Bizim şu an etkin olanların en başında ana sayfa vardı. Alfabetik olarak bunları sıralamış. Biz şimdi buradan yeni oluşturmaya gireceğiz. Yukarı okla gidiyorum. Görünüm Bakın link artı görünüm ekle linkini buluyorum ve enter'lıyorum. ekle. Enter. Mesajı. Şimdi bu hata sayfada duyacağız. Bahsetmiştim en başta da Drupal'ın güncel olmadığını bilecektir. Bunu dersimizde göz ardı edelim. Bu yaptığımız işlemlerle alakalı verilmiş olan bir mesaj değildir arkadaşlar. Şimdi otururken ilk önce görünümümüze bir isim belirlememiz gerekiyor. Daha sonra görünümün türünü ve görünümün işte blok olarak mı sayfa olarak mı ve RSS olarak mı bunları belirlememiz gerekiyor. Sonra bu görünümü seçmemiz gerekiyor. Şimdi bunlara tek tek göz atacağım. Önce biz görünümümüzün adını belirleyelim. Görünüm adı edit diyor. Enter. Mesela ben buraya ne yazayım şimdi? Biz isterseniz başlangıç noktasında bir nodeleri listeleyen görünüm yapalım. Yani bizim yazılarımızı listeleyelim. Ve bir içerik türü belirleyelim ve bu listeletelim. Gösterelim. Ve bunu bir sayfa aynı zamanda da blok olarak çıktısını alalım. Yani yalnızca sayfa yalnızca blok olarak her ikisini birden de verebiliyoruz. Yani bir views'da birden fazla çıktı alabilme imkanımız var. Hatta sayfaya özel farklı ayarlar, yazıya özel şey bloğa özel farklı ayarlarlar da belirleyebiliyoruz.
Bunun da haricinde içinde çekirdeğinde olmayan bazı görünüm türlerini de ekleyebiliyoruz. Şimdi bunları ilerleyen derslerde ben size bir görünüm içerisinde blok için veyahut da sayfa için ayarların ayrı ayrı nasıl yapılandırılacağını, bunların tabları oluyor. Bu tablar arasında nasıl geçiş yapılacağını vesaire göstereceğim. Şimdilik Bir görünürlük like enter. hızlıca blok views'umuzu ne yazsak şimdi? Neyi listeletelim? Biz bir içerik türü dedik. İçerik türüne göre noteleri listeleyelim dedim. Mesela bizim temel sayfalarımızı listeletecek bir görünüm yapalım. Yani yazılar çok fazla var. Ama temel sayfaları listeletsek belki daha kolay olur diyeceğim ama gerçi temel sayfalarda ilerleyen için biraz daha böyle alan yapısı dediğimiz bir olay var görünümde. Alanları vesaire anlamak için işte sayfanın title'ı başka fazla bir şey bulamayız. Yazıları listeletelim. Şimdi bu görünüm adını biz yazdığımız zaman görünümün mission name'ini de otomatik olarak Drupal yazıyor. Makine adı 2. Örnek alt çizgi yazılar araç köşeli Evet, parantez. örnek alt yazılar diye yazmış zaten. Mission'imi daha önceki derslerde defalarca bahsetmiştim zaten. Bunu geçiyoruz. Düzel kapı köşeli makine tarafında Drupal'ı dedik örnek alt çizgi yazın. Bu görünümün makine tarafı açıklama checkbox notu. Bu görünüme bir açıklama dahil edebiliyorsunuz ki bu açıklama yine ziyaretçileriniz tarafından görüntülenmiyor. Yalnızca siteyi editleyen site yöneticileri amaçla hangi tür içerikleri ne şekilde yayınladığını vesaire yani bir nevi comment dediğimiz kullanmış olduğu açıklayıcı metin ekleme kısmına benzetebiliriz bu bölümü. Bu tarz şeyler ekleyebiliyoruz. Bunu işaretlerseniz altta bir edit box daha çıkacak. Oraya da bu görünümü neyle ilgili ekledim. Space. Mesela Açıklama checkbox. Hangi? Açıklama bölümü. Edit. diyorum ki bu görünümü Enter. Bir space. Drupal içerik yönetim sisteminde, Drupal içerik yönetim sistemi eğitimi için geçici olarak oluşturuyoruz. Oluşturulmuştur diye fark etmez. Şimdi bu daha sonra bölümde açıklaması da aşağısında yazacaktır ve bu şekilde siteyi birden fazla yöneten kişiler arasında ya da mesela yarın öbür gün ben bu siteyi geliştirmeyi bıraktım, hazırladım ve kullanıcılarına teslim ettim. Daha sonra onlar site üzerinde bir yerleri değiştirmek istediler ama neyin nereden yapıldığını bilmiyorlarsa buraya eklenecek açıklamalar bu noktada çok önemli oluyor. Yani o kullanıcı en azından orada o görünümün niçin oluşturulduğunu vesaireyi biliyor okuduktan sonra ve bir değişiklik yapılması gerektiğinde o değişiklikleri de ona göre daha kolay risk almadan yapabiliyor. Yoksa acaba bu görünüm burada neyi sağlıyordu falan işte bunu silsem mi devre dışı mı bıraksam işte korkulur mesela ben şimdi bilmediğim bir görünümü girip bir ayar yapmaya çalışsam ya çökertirsem ki aslında Drupal bunları backup alıyor ama olsun ya ne gerek var falan. Şimdi devam edelim. Grup start görünüm açık parantez yok göster 2. Bakın göster iki nokta. Yani ne göstereceksin diyor görünümde. Jumbo Jumbo Box içerik. Yani seçim kutusu içerik şu anda. Yani node. İçerikleri göster. Bakalım neler varmış. enter. Biz içerik dedik ama burayı bunların hepsi birer dinamik Canva Box oldukları için genellikle kontrol aşağı okla bunları genişleterek dolaşın. Çünkü her aşağı yukarı oka bastığınız zaman sayfa kendini update edecektir ve doğru erişilebilir bir gezinme olmayacaktır sayfa içerisinde. Open this box. İçerik sürümleri. Bakın içerik sürümleri var. Sınıflandırma terimleri. Sınıflandırma terimleri yani kategoriler, kullanıcılar yani kullanıcıları da listeletebiliyorsunuz. URL takma adları. URL takma adları diyor bakın. Özel blok revisyon. Özel ne demiş bu? Z-E-L-Space B-L-O-K. Ha özel bloklar. Yani yönetim sayfalarında bloklar diye bir bölüm vardı ya yapıda. O blokları mesela kendinize özel listeletebiliyorsunuz falan. Sınıflandırma Sınıflandırma terimleri yani yeniden oluşturulmuş sınıflandırma terimleri diyor.
Web form submission diyor. Submission aslında bu web form eklentisi yüklü olduğu için, yani web form views eklentisi yüklü olduğu için şu an bu gözüküyor. Web forms bir forum yayınlama modülüdür arkadaşlar Drupal'da. Bu üçüncü taraf bir modül olduğu için şu anda çok detaylı bahsetmemize gerek yok. Özel blog gönderi, günlük ilgileri, Gönder dediği yorumlar, günlük girdi. dosyalar, Dosyaları da views tarafında listeletebiliyoruz. içerik. Ve içerik, bizim yapacağımız içerikti. İçerikte bırakıyorum ve yazıları listeleteceğim. Bakalım ne varmış içerik türlerimizde. Göster Jumbo Box, içerik. Şu tipte Jumbo Box. Bakın şu tipte diyor, all yani tümü, Open list, makale, makale, destek, destek, temel sayfa, temel sayfa, web form, web forms, yazıları yazılım indirme sayfası diyor. Ha bu burada bizim sitemiz içerisinde yazı şeyi yok. Şu anda çok farklı bir site üzerinden size anlatıyorum şeyi Drupal'ı. sayfası. Web Mesela yazılım indirme sayfası diyor. Burada programların yayınlandığı bir sayfa var. Bunu seçelim biz. Programları listeletelim bakalım ne olacak. yazılım indirme sayfası. Görünüm ekledik. Şimdi bunları seçtik ama şimdi bunları az önce de en başında belirtmiş olduğum gibi blok olarak mı sayfa olarak mı belirteceğiz? Bunları seçeceğimiz bölüme geçtik şimdi. Yani önce ne belirteceğimizi, şey ne göstereceğimizi, türünü, daha sonra da bunları hangi biçimde görüntületeceğimizi seçmemiz gerekiyor. Şu tipte Jumbo Box yazılımı sıra Jumbo Box önce en yeniler. Sıralamada önce en yeniler diyor. Yani create date'ine göre bunları ya da credit süzgecine göre bunları filtreliyor ve ona göre en başa alıyor. Bunları alfabetik vesaire yapabiliyorsunuz. Jumbo Box önce en yeniler. Grup start sayfa ayarları. Evet, şimdi sayfa ayarları diyor bakın. Sayfa oluştur. Checkbox Bakın sayfa oluştur. Checkbox not checked. Yani işaretli değil diyor olarak tutuyor. Sayfa oluşturu işaretlersem Space. Sayfa. otomatik olarak bu görünüme ait bir sayfa da oluşturacak. Page title. Edit Bakın page title yani sayfa başlığı örnek yazılar. örnek yazılar. Edit yok. Edit tirane tire yaz tireler. Edit şeyde yolunda da Enter. hemen bunu değiştirelim. Kon. Re tire. Re Şunu blank. sildim. Blank. Şey yazalım. O. Re. R. R. Örnek K. Tire. tire yazılar. Y. A. Z. I. A. R. Yolu URL olduğu için I'yı kullanamıyoruz tabi. Virtual. Şimdi devam ediyorum. Grup start sayfa görüntüleme ayarları. Görüntüleme biçimi 2 nokta. Jumbo Box biçimlendirilmemiş liste. Şimdi burada görüntüleme biçimi dediğimiz bölüm arkadaşlar bir nevi öğelerin sayfadaki sıralanma sayfaların şey öğelerin sayfa içerisindeki sıralama nesnesini belirlememizi sağlıyor. O zaman HTML liste mi yapacağız? Izgara biçiminde mi listeleteceğiz? Ve hatta hiç bunlardan birini kullanmayacağız da sade bir halde mi sıralatacağız? Bunu seçmemizi istiyor. Jumbo Box biçimler. Hiçbir şekilde bunlara bir nesne HTML nesnesi uygulamadan listeletecektir ve bunu siz user yani görünümü alan biçiminden veya da bir şekilde diğer başka şeyleri de var. Onları şimdi biraz sonra açınca göreceğiz. Şu anda daha biz görünümümüzü hala oluşturmadık. Şu an oluşturma aşamasındayız. Orada daha detaylı göreceğiz. O zaman biçimlendirebiliyoruz. Burada eğer ki siz kişisel bir nesne biçimi kullanmak istiyorsanız eğer biçimlendirilmemiş listeyi seçmeniz gerekecek ki ben de şimdi bunu seçeceğim ama bir diğerlerine bakalım. Enter. Sağ. Açtım şimdi Canva Box'ı. Open. Görünüm ekledi. Görünüm. Evet, Canva Box'ı iki kere aç kapa yapınca şey oldu. Bir daha giriyorum. Görüntüleme biçimi Jumbo Box. Tablo. Enter. Heh. Bakın Open. şimdi bakın neler var? Tablo. Biçimlendirilmemiş liste. Biçimlendirilmemiş liste. On. Izgara. Izgara. HTML liste. HTML listede hani diyor ya mesela JAWS'la veya da Nevada ile giderseniz hani listede 5 öğe var falan tarzında ya da 5 öğeli liste falan gibi bir şey duyarsanız ya işte o klasik bildiğimiz küçüktür ule büyüktür tagıyla ve li küçüktür li büyüktür tagları arasında öğelerin oluşturulduğu klasik HTML listesinde listeletiyor. Tablo. Tabloda da bildiğimiz satırları olan bir tablo. Izgarada da tabloya benzer bir durum söz konusu yine. Sadece grid tagı var. Tabloda da table tagı var zaten. Biz Biçimlendirilmemiş biçimlendirilmemiş liste. listeyi seçelim ve devam edelim. Bir görü Jumbo Box biçimlendirilmiş şu alanların. Grup
Şu Jumbo Box biçimlendirilmemiş liste. Gösterilecek köreler edik. Spin Box. 10. Mimir görüntüleme biçimi Jumbo Box. Biçimlendir şu alanları. Grup en. Şu görüntü grup start sayfa görüntüleme biçimi. Enter. Görünüm ekledik. Çubuk görüntüleme biçimi Jumbo Box. Biçimler. Böl Jumbo Box. Özet bilgiler. Şimdi burada biçimlendirilmemiş listede Node'nin nerelerini liste etmek istediğimizi bize soruyor. Bu da mesela Node'nin hatırlarsanız eğer içerik türlerinde alanlar diye bir bölüm vardı. İşte bir Node'nin oluşturulduğu tipe ait işte title'ı, yazarı, body'si, dili vesaire böyle ya da kendi oluşturmuş olduğunuz diğer field'leri, alanları vardı. Bu alanlara göre mi liste edeceksin diyor. Özet olarak ben ayarlayayım sen ona göre mi liste edeceksin diyor. Bu özetle yapabileceğini falan gösteriyor. Bakın bakın neler varmış. Grup en. Göster grup en. Jumbo box özet bilgiler. Enter. Open list. Tam gönderiler. Tam gönderiler yani Node'nin tüm içeriğini alt alta vereceğim diyor sana. Başlıklar. Başlıklar sadece Node'lerin başlıklarını liste edeceğim diyor. Başlıklar aç parantez bağlantılı kapa parantez. Başlıkları diyor bağlantılı olarak link haline vereceğim diyor. Alanlar. Alanlar diyor sen belirleyeceksin. Yani ben bir alan yeri oluşturacağım. Yani en özelleştirilebilir olacak anlamına geliyor aslında bu. Yani tamamen bize bırakıyor olayı. Ben bir şey dokunmuyorum diyor. Sen nasıl yaparsan öyle gösterebilirsin anlamında gibi bir nevi düşünebilirsiniz. Bak, Bakın tam gönderiler, tam gönderilen özet bilgiler. özet bilgiler dediği ya de bunun kırpılmış halini gösteriyor ve devamını oku linkini ekliyor falan. Tabii onları kaldırabiliyorsunuz. İstersen devamını okuyu kaldırabiliyorsun. Veyahut da bu özetin işte kaç karakteri görünsün falan filan bunları yapabiliyorsunuz ama burada en mantıklısı alanlardır her zaman. Başlık, alan, Evet, alanları seçiyorum. alanlar. Görünüm ekledik. Şimdi sayfamızın ayarlarını yaptık. Bölüm 2 nokta. Bir de şimdi burada modelleri listeleyecek bize ama şimdi biz bir içerik türü belirledik. Önce içerik göstereceğini seçtik. Sonra hangi içerik türüne ait içeriklerin görüntüleneceğini seçtik. Sonra da bunların sayfa içerisinde görüntülenmesini sayfa oluşturu işaretledik. Sayfanın başlığını ve URL'sini girdik. Sonra bunun biçimlendirilmemiş liste olarak nesne yapısını seçtik. Ve sonra bu nesne yapısında bu içeriklerin hangi kısımlarının görüntüleneceğini yani alan yapısını seçtik. Şimdi buraya kadar mevzu şu aslında. Ben bu views'u şu anda kaydetsem bana ve bu sayfanın URL'sine gitsem örnektire işte yazılar falan gibi bir şey mi neydi ya gitsem sitede ne kadar bu içerik türünde oluşturulmuş içerik varsa pager sayfalama mantığını yani kullanarak bütün hepsini listeletecektir. Diyecek bir yöntemdir ama biz sayfaya özel yani dinamik URL altyapısıyla kullanılan bir tek bir sayfaya yani tek bir node'ye ait verileri yazdırmak istiyorsak işte bunları view'da oluşturduktan sonra çok daha ileri düzey filtrelemeler yaparak sağlatabiliyoruz. Veyahut da mesela bizim Engelsiz Erişim Derneği'nin dergi web sitesinde bir örnek vardır ana sayfamızda. Der ki mesela sayı yılını seçin. Evet sayı yılını seçin der. Hangi yıla ait sayıları liste etmek isterseniz ve varsayılan da o içinde bulunduğumuz yıl gelir. 2020 mesela şu an itibariyle gelir. Ve görüntüle dersiniz. Aşağısında da o yıla ait olan sayılar listelenir. Yani bu bir kategori şey bu bir filtreleme yöntemidir. Burada dilerseniz işte bizim o sistemde de kullandığımız gibi belli alanlara ait filtreler oluşturup bunları kullanıcıların seçimine bırakıp işte örnek veriyorum tarih aralığı seçtirerek mesela işte bir ay son bir aylık son 10 haftalık şey o 10 günlük özür dilerim bir haftalık gibi zaman dilimleri belirleyip sadece bu zaman dilimi içerisinde oluşturulmuş eklenmiş içeriklerin de listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin oluşturduğunuz sitede ihtiyaç hasıl olan duruma göre belirleyeceğiniz yöntemler. Yani bu tamamen size kalmış. Şimdi ben burada devam ediyorum. Şimdi bize sayfalama kullanmak isteyip istemediğimizi soruyor ve varsayılan da sayfalama kullandırıyor. Ve 10 tane sayfa başına gösterileceğini söylüyor. Jumbo box alanlar. Bakın. Gösterilecek köreler edik. Spin box ol.
Gösterilecek küreler. Gösterilecek küreler dedik. Spin box ol. Bak diyor ki gösterecek öğeler 10. Yani 10 tane öğe göstereceğim sana diyor. Eğer ki ben burada dinamik içerik gösterme yapacaksam bunu 1'e indirmem lazım. Ben şimdilik 10'da kalsın. Bunları daha sonra özelleştirebiliyoruz bu arada. Sayfalayıcı kullan, checkbox çarpı. Bakın sayfalayıcı kullandı. Sayfalayıcı yani pager olayı kullanılsın mı diyor. İşaretli kalsın. Menü bağlantısı oluştur. Checkbox mu? Çarpı. Yani bu views'un bu views altında oluşturduğumuz sayfayı bir menüye eklemek istiyorsak bunu işaretleyebiliyoruz. RSS'ye akışı ekle, checkbox mu? Çarpı. RSS'ye akışı eklensin mi diyor. Besleme yok. Grup start blok ayarları. Şimdi geldik blok ayarlarına. Blok oluştur. Checkbox mu? Çarpı. Blok oluştur. Check, not check diyor. Biz bunu işaretleyelim. Blok ayarları. Ve devam edelim şimdi. Blok oluştur. Şimdi bize bloğun adını soracak. Blok başlığı. Edit örnek yazılar. Tamam örnek yazılar diye kalsın. Grup start blok görüntüleme ayarları. Şimdi blok görüntüleme ayarlarına geldik. Biçimlendirilmemiş liste. Bakın şimdi az önce sayfa tarafında yaptığımız ayarların aynısını buraya da yapıyoruz. Yani çünkü birden fazla yayın yapacağız. Hem blok olarak hem sayfa olarak yapacağız ya. Burayı da yine biçimlendirilmemiş listede bırakıyorum. Bölü 2 nokta. Jumbo box başlıkları aç parantez. Başlıklar diyor. Ben bunu da alanlara çekiyorum arkadaşlar. Enter. Open list en alanlar. Görünüm et. Bir çok görünüm etle dikey çubuk. Bir jumbo box. Ay, görüntüleme biçimi jumbo box. Biçimlendirilmemiş list. Bölü 2 nokta. Jumbo box alanlar. Grup en. Blok başına öğe sayısı. Burada da pager olayı gibi bir mevzu var arkadaşlar. Blok başına öğe sayısı. Yani bu blokta toplam kaç öğe gösterilsin? Varsayalım da 5'tir bu. Blok başına öğe sayısı. Edit spin box 5. Evet. Bunu da yine dinamik bir blok yapacaksanız bir yapabilirsiniz. Tek bir öğe göstermek istiyorsanız eğer. Listeleme yapacaksanız bu 5, 10 size kalmış. Sayfalayıcı kullan checkbox notu. Blok genelde küçük bir alan olduğu için burada sayfalayıcıyı kapatıyor varsayılanda ama bunu açabiliyorsunuz isterseniz. Kaydet ve düzenle ve buton. Kaydet ve düzenle düğmesini buluyoruz ve enter diyoruz arkadaşlar. Kaydet ve düzenle buton. Şimdi bekliyorum. Views tarafında views'umuz veri tabanı kısmında Adak. Oluşturuluyor. Hata mesajı. Bu hata mesajı dediğim gibi yine Drupal update olayıyla ilgili. Şimdi views'umuz oluştu, sayfası da oluşturuldu. Seçmiş olduğumuz içerikler, belirlemiş olduğumuz içerik türleri filtresinde gösterilmeye başlandı arkadaşlar. Ve alanlar türüyle alanlar biçiminde listeleniyor ve aynı zamanda biçimlendirilmemiş liste halinde. Yani henüz biçimlendirilmemiş ama biz bunları biçimlendireceğiz tabii ki. Biçimde render oluyor, yani ekrana basılıyor bir şekilde. Şimdi hatta deneyelim biz. Şöyle yapalım. Araç yönet örnek yazıları aç para. Şimdi bizim görünümlerimizin en altında ön izleme bölümü vardır arkadaşlar. Biz bu ön izlemeden o sayfayı açmadan da şu anki views'umuzun site içerisinde yayınlandıktan sonra ne şekilde ziyaretçilere görüntüleneceğini ön izleyebiliyoruz. Yani direkt hatta orada bir değişiklik yapıp hemen aşağıya gelip bakabiliyoruz. En aşağıya Ctrl Enter iniyorum ve ön izlemeyi güncelle. Ön izlemeyi güncelleye basınca otomatik olarak bizim aşağıda bir bloğumuz var. Sayfa güncellenmeden hop o ön izlemenin içerisine oluşturduğumuz views'un içeriğini basıyor. Ekrana yazıyor yani bir nevi. Şimdi bakın aşağı doğru iniyorum. Başlık örnek yazılar. Başlık örnek yazılar. Şu an ön izleme kısmı bu arada. Yol. Bu görünüm için bir yol yok. Henüz diyor bu görünüm için bir yol yok diyor. Table end. Heading level 1 başlık. Örnek yazılar. Heading level 1 içerik. Bakın şimdi içerikte listelemiş şimdi bizim yazıları. JAWS indirme sayfaları var mesela burada. Bakın neler var. Link Auto Design Express Sivi 2, 121 Türkçe yerde yüksek kalite. Link Zotex 2020, Link Fusion 20, Link JAWS, Link JAWS, Heading Level 1 sayfaları, Main Regional. Bakın gördüğünüz gibi bütün nodeleri yani bu içerik türüne ait nodelerin title'larını listelemiş. Peki niye title'larını listelemiş? Biz alanları seçmiştik. Çünkü alanlar seçildiği zaman views görünümünde alanlar bölümü hiçbir zaman boş bırakılamıyor arkadaşlar. Sildiğiniz zaman views'unuz hata verir. Bir alan silindiği zaman views'un içinden boş yani kalırsa orası en az bir tane alan olması gerekiyor. Siz bir görünüm oluşturduğunuz zaman alanları seçerseniz eğer gösterecek kısım olarak otomatik olarak title kısmını kendi ekliyor. Bakın şimdi
Sayfanın en başına gidiyorum. Örnek Helen alanları bulacağım şimdi ben. Arap yönet örnek durum ve hata görünüm ikinci başlık biçimlediği alanlar ve linkleri Şimdi alanlarına geldikten sonra aşağı okla iniyorum. list of link alanları ek eylemleri listen link içerik 2 nokta başlık Bakın içerik 2 nokta başlık. heading lütfet Bir tane var yani başka bir alanımız yok şu anda. Şimdi demiştim ya ben size arkadaşlar birden fazla işte sayfa olarak blok olarak ekleyebiliyoruz. İkisini aynı anda da görüntületebiliyoruz. En başa gelelim. Ört H'ye basıyorum tekrar. araç bloğu ile yönetim menüsü örnek durum mesaj örnek yazılar aç para durum hata mesaj görünümler ve link Evet, görünümlere geldim. level 1 list topic link görünüm adını bölüm açıklamasını düzenle ek eylemleri ise listen heading list top link master aç parantez etkin sekme kapa parantez Şimdi bakın burada list top heading level 2 ikinci sekme ikinci sekmeler dediği bölümde master, şimdi master normalde size gözükmeyecektir ama ben size bunu da anlatacağım. list link master aç parantez Yani ana, link page page, link blok blok, link ekle. Page dediği sayfa, blok dediği bildiğimiz blok, master dediği de her ikisinin de bağımsızında görünümün ana ayarlarının değiştirildiği, yani tüm görünümlere etki eden bölümü seçeceğiz. Ben şimdi master normalde gözükmeyecek dedim ya size. Views'un görünümün ayarları var. Siz görünüm oluşturma sayfası vardı ya hani yapıdan görünümlere girdiğimiz bölümden bahsediyorum. Oradaki sekmelerde ayarlara gidersek eğer orada işte Views'larda Master sekmesini görüntüle gibi bir onay kutusu oluyor arkadaşlar. Burayı işaretlerseniz artık Views'larınızın içerisinde Master'da gözüküyor. Ki ben size öneririm. Master'ı işaretlediğiniz zaman da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Master'ı seçerseniz tüm sayfa, blog ne kadar ne varsa hepsine etki ediyor tüm değişiklikleriniz. Ben şimdi buradan sayfayı enterlarsam sayfa seçilmiş olacak ve burada yapacağım değişiklikler artık sayfa tarafına etki edecek. Blogu seçip de değişiklik yaparsam artık blog tarafına etki edecek. Kaydettiğim zaman da hangisinde hangi ayarı yapmışsam o sayfa için geçerli olacak. Tabii bu arada siz bir alan eklerken o alanın görünüm içerisindeki blok veyahut da sayfalardan hangilerine özel eklenmesini istiyorsanız onları da belirleyebiliyorsunuz. Şimdi temelde bu hafta içerisinde size anlatmak istediğim nokta şuydu. Görünüm oluşturma, görünümü oluştururken de az önce belirlemiş olduğumuz temel kavramlar. Yani tekrar etmek gerekirse son olarak görünümü oluştururken ilk başta görünümün adını yazıyorduk. Sonra bu görünümün ne göstereceğini yani içerik mi, kategori mi yani taksonomi mi gösterecek, kullanıcı mı gösterecek, blok mu gösterecek vesaire vesaire orada hatırlıyorsanız listeyi. İkincisi de bu göstermek istediğiniz öğenin tabii ki burada işte kullanıcıda mesela ne olur? Rollere göre olur. İşte içerikte ne olur? İçerik türüne göre olur. Term'de ne olur? Yani taksonomide ne olur? Taksonominin ve vokabülerleri var. O da sözlüklerine göre yani hangi sözlüğe ait terimleri gösterirsiniz falan gibi. İşte bu olayda biraz daha mantık yürüterek bu Drupal'ın işte en önemli temel node, term, user taraflarında ve mesela bunların türleri, kategorileri işte nodeler içerik türlerinden oluşuyor. İşte termler sözlüklerden oluşuyor. İşte user'lar rollere göre ayrılıyor vesaire. Bunları biraz daha kavrarsanız zaten siz bir süre sonra bir şey seçtiğiniz zaman diğer kısımlar için de bu geçerli. Mantık yürüterek bunları rahatlıkla çözeceksiniz. Şimdi devam edelim. İçerik görüntüle dedik. İçerik türünü seçtik. Daha sonra bu içerik türünün ne olarak gösterileceğini belirledik. Yani sayfa oluşsun mu, blog oluşsun mu diye bir de sundu orada bir sayfayı da oluştur dedik. Blogu da oluştur dedik. Sonra sayfa için bu öğelerin hangi biçimde görüntüleneceğini, işte biçimlendirilmemiş liste, table, grid ve HTML list şeklinde gördük oradaki olayları ve özelleştirilebilir hale getirmek için de biz biçimlendirilmemiş listeyi seçtik. Sonrasında hangi kısımlarını göstermek istediğimizi yani bu içeriklerin işte içeriğin başlığını mı, içeriğin bir kırpılmış halini mi yoksa bu içeriğin tamamını mı yoksa alanlarını mı şeklinde seçtik. Bu arada bu alan kısmı biliyorsunuz termlerde de alanlar var. Hatta kullanıcılarda da alanlar oluyor arkadaşlar. Çünkü bu field yapısı
Drupal'da da olmazsa olmazlardan bir tanesidir. İşte Node'nin alanı nedir? Title, body vesaire vesaire, kategori falan gibi. Term'in alanları nedir? Mesela term'de ne vardır? Title vardır. Açıklama vardır, description. Ondan sonra o term'in eğer eklenmişse mesela başka bir alt kategorisi de olabilir. Bunlar bu şekilde gider mesela. Onun haricinde kullanıcıya gelelim. Kullanıcının mesela adı, soyadı, e-posta adresi, mesela kullanıcı adı vesaire vesaire. Mesela ben oraya diyeyim ki kullanıcının işte üye olurken şey istedim oradan adamdan. İşte şehrini, yaşını, doğum tarihini, işte bu tarz şeyleri de mesela alanlara eklemişsek bunlara göre de bunları sıralatıp listeletebiliyoruz. Şimdi bunları anladık. Artık yavaş yavaş biçimlendirilmesini, şekillendirilmesini göreceğiz. Yani bir nevi yeni alanlar ekleyeceğiz, mevcut alanları düzenleyeceğiz, filtrelemeler uygulayacağız. Filtreleme, yani daha kapsamlı filtrelemeler yapabileceğiz, bunları dinamik hale getireceğiz ve en sonunda da görünümün ileri düzey ayarlarının nasıl değiştireceğini ve neler yapabileceğini ve bu ileri düzey ayarlardan ne tür hani daha customizable bir görünüm elde edebileceğimizi göreceğiz. Ve ondan sonra da zaten çeşitli modüller ekleyerek, keşfederek ki ben de burada elimden geldikçe üçüncü taraf modüllerden de bahsederim. Çünkü Views bayağı kapsamlı. Yani Views için Drupal'ın çekirdeğinin öğreticisi apayrı bir konu arkadaşlar. Görünümler ise üzerine kitaplar yazılmış apayrı bir konu. Yani görünümler bir nevi Drupal'ın olmazsa olmazlarından. Yani ben Drupal'ı yükledim, içerik türünü ekledim, geldim oradan içerik ekledim, term'den de kategori ekledim, alan ekledim, yayınladım gitti olmuyor. Yani bu tamamen Drupal'ın varsayılan da aslında kullanıcılara örnek olması açısından bir şeylerin nasıl yapılabileceğini göstermesi açısından Drupal geliştiricilerince hazırlanmış olan altyapıyla gösteriyorsunuz. Yani burada ben bir siteye girdiğim zaman ya bu site Drupal'la yapılmış der geçerim yani saniyesinde. Daha hiç kaynak koda bakmama bile gerek kalmaz. Ama ben Views'la öyle bir sayfa yaparım ki kaynak koda girip bakmadan kimse o sitenin Drupal'la yapıldığını bile anlayamaz. Yani öyle söyleyeyim size. Drupal'ın Views tarafı olmazsa olmazlarındandır. Temel kısmını kavrarsanız eğer ileri düzeyki konularda da çok da fazla sıkıntı çekmez ve hatta kendi fikirlerinizce deneme yanılmalarınızla internet üzerinde bulacağınız forumlarda bulacağınız Views eklentileriyle vesaireyle bu alanı daha fazla geliştirebilir ve çok daha fazla çeşitliliği olan apayrı alanlara hitap eden web siteleri de yazabilirsiniz, yapabilirsiniz, yayınlayabilirsiniz. Bu haftaki konu şu anlık bu kadar. Dinleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eğer ki konuyla alakalı sorusu olanlar olursa bir sonraki derse kadarki olan zaman dilimi içerisinde veyahut da daha sonra da eğitim sezonundan çok çok daha sonrasında da dinleyen olursa her zaman ugur.gurbuz39@gmail.com e-posta adresime sorularınızı gönderebilirsiniz. Vakit buldukça elimden geldiğince sizlere de konularla alakalı, Drupal'ın diğer kısımları ile de alakalı paylaşımları da bulunabilirim. Teşekkür ederim tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşça kalın.